Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz şu an 3 yuvamızda yavrular var ve yani çoğu yumurtaların hepsi kaydırmaydı. Hani başka kuşların altından yumurtalar koydum dişlerimin altına ve yavrular hep düzensiz olarak çıktı. Hani küçüklü büyüklü. Onları düzenlemek için bugün bütün derken 3 tane yuvamızda zaten yavru var. 3 yuvamızı çıkartacağım arkadaşlar. Ve hani yavruların boyutlarına göre ayıracağım artık. İlk yuvamızı alalım buradan. Şakalın yuvası var burada. Hemen şöyle alabilirsek. Bunları yere koyalım. Bu burada kalsın. Dediğim gibi çakıla büyük boydaki yavrulara vermeyi düşünüyorum. Orta boy buraya gelecek ve küçük boylar en alttaki takımımızın altına kaydırılacak arkadaşlar. Bu çıkmayabilir belki. Tamamdır, bunu da çıkarttık. Bunu da şöyle koyalım. Hemen en alttaki yuvamızı açalım. Bunlar da biraz zor çıkıyorlardı. Evet, bunlar da yavrularını besliyorlarmış. Ama yapacak bir şey yok. Yavrularımızın ayırmamız lazım. Hemen bir bakalım kaçar tane yavrumuz var. 2, 3, 4 yavrumuz burada var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada kaç tane var? Burada 5 tane var. 5 yavru burada. 1, 2, 3, 5 tane burada var arkadaşlar. Burada zaten şu an gördüğünüz gibi küçük. Şuradan hemen nasıl yapıyoruz onu da göstereyim. Burada büyük yavrumuz var. Hemen büyük yavrumuzu buraya alıyoruz. Küçüklerden var mı burada? Bakalım hemen de. Şurada küçük var. Buradan küçük yavrumuzu alalım. Buradan diğer büyük yavrumuzu alalım. Kimkinin yavrusu hani pek belli olmuyor ama şu an bu yuva mavinin yavrusu, yavruların olduğu yuva ve tüyler hep mavi patlamış. Büyük ihtimalle babası gibi geliyor bunlar. O yüzden dolayı ayırmaya başladım. Yoksa hem 3 yuvada da kayıp olacaktı arkadaşlar. Bu yaptığımın amacı hani yavru kaybını aza indirmek için. Öyle söyleyebilirim. Bakın gördüğünüz gibi orta boy yavrularımızı buraya aldık. Hatta şurada bir tane daha var. Bunu yapmazsak ne oluyor? Yani şansa belki hani bir şey olmadan büyüyebiliyor yavrular ama genellikle büyük yavruların altında küçükler eziliyor. Hatta bugün bir tane yavrumuz ezilmişti. Ben birazcık geç yaptım bu kaydırma işlemini. Daha fazla geciktirmemek için de dedim bugün yapayım. Şu an burada 4 yavru var. Şu ikisi mavi takımın yavrusu. Diğer ikisi çakılın yavruları. Diğer yuvaya dokunmaya gerek kalmadı. Gerçi oranın hepsi zaten küçük arkadaşlar. Oradan hiç kaydırmaya gerek yok. Bir kontrol etmiş olduk. Yavrularımızın kursaklarının hepsi dolu. Şöyle gösterebilirim. Gayet belli oluyor zaten. Şunların da kursakları dolu. Kuşlarımız Allah'a şükürler olsun çok güzel bakıyorlar yavrularına. Şöyle tepeden de göstereyim. Şu ışığa getireyim birazcık da. Üşüme gibi bir riskleri yok şu an. Evin içi bayağı bir sıcak arkadaşlar. Biraz önce burada yemek yapıldı. Kuşlarıma mutfakta bakıyorum zaten. Mutfakla birleşik bir odam var. Kuşlarımıza orada bakıyoruz. O yüzden dolayı odamız bayağı bir sıcak. Şu aşağıdan da göstereyim. Bakın kırmızı göz hemen aşağıda. Kırmızı gözümüz burada. Yavaştan bunları koyalım arkadaşlar. 4 yavru çakıla gidiyor. Tabii bunları yine kontrol edeceğiz. Bakmazsa falan tekrardan yavrularımızı kaydıracağız. Ne zaman belli olacak? Sabaha belli olur arkadaşlar. Ya da gece yatarken kontrol edebiliriz. Hani beslemeyeceklerini hiç sanmıyorum çünkü daha önceden çok yavru attım bunların altına ve gayet güzel bir şekilde baktılar şimdiye kadar. Bundan sonra da öyle gider diye tahmin ediyorum. Evet. Birazcık bunlar stresi bir atsınlar, yuvalarını aldım. Strese girmiş olabilirler az çok. Ondan sonra videoyu kapatırken tekrardan bakacağız. Yavruları bu şekilde kaydırıyoruz arkadaşlar. Boylarına göre büyükler bir yuvaya, ortancılar bir yuvaya ve küçükler bir yuvaya olmak üzere yuvalara bu şekilde dağıtıyoruz arkadaşlar. Sultan yavrularımız yuvadan atladı. Biliyorsunuz 3. yavrumuz, en küçük yavrumuz maalesef kaybettik, öldü. Diğerlerini de ben bilerek dışarıya çıkarttım. Annesi yuvaya girmiyordu ve yavruları beslemiyordu. Artık yuvadan çıkmalarını istiyordu yavrularının. Ve yavrularımız da atlamıyordu. O yüzden dolayı ben yere bıraktım.
kafesin tabanına bıraktım arkadaşlar ve yani yavruları beslemiş, yalnız tüylerini de yolmuş. Onu da söylemek lazım. Bakın şuralar hep tüy. Aynı şekilde buralar da tüy. Buna birazcık dikkat etmek lazım bu ara. Üstteki sultanımız belki gördüğünüz gibi yuvada arkadaşlar. Yemleri yok değil, yemleri var, hep aşağıya boşaltmışlar. Hepsinin yemlerini yeni koyduk daha bugün. Hatta şuradakilerin yemliğini değiştirdik arkadaşlar. Asıl yemliği aldık. Bütün yemi aşağı boşalttılar. Onlar da aynı şekilde aşağı boşaltmışlar. Tekrardan bir yem doldurmamız lazım onlara. Burada kırık çoğumuz var erkek. İlaç tedavimiz hala buna devam ediyor. Umarım iyileşip tedavi onu bir yanıt verir bize ve kuşumuzu kurtarırız arkadaşlar. Durumu bu şekilde. Çok da güzelleşti. Umarım dediğim gibi iyileşirler. Bunların arası gayet güzel. Painted ve beyaz parçalı takımımız arkadaşlar. Dişi bayağı bir şekli gördüğünüz gibi. Erkek de aynı şekilde. Ama çiftleştiklerini ben görmedim. Belki çiftleşmişlerdir. Bu ara kuşları oturup da izleyemedim açıkçası. Sadece yem, su, hatta bazen ben bile vermedim. Annem baktı. Annem verdi. Bakın dişi, evet, çiftleşecekler. Bunlar demek ki önceden çiftleştiler. Çünkü dişi bayağı bir uyuyor şu an erkeğe. El ele tutuştular. Onların arası gayet güzel. Birbirlerine gayet yakıştılar arkadaşlar. Yavrularımıza geçelim. Yavrularımıza hala kabuk süzem vermeye devam ediyoruz. Kabuk süzem takviyemiz devam ediyor arkadaşlar. İlk 3 yavrumuz yem kırmayı öğrendi. Son yavrumuz yem kırmayı öğrenmedi. Kabuk süzemi onun için koyuyorum. Ama diğer abileri, ablaları ondan da faydalanıyor. Kardeşleri de kabuk süzem yiyor gördüğünüz gibi. Bunların altı günlük temizleniyor. Çünkü hani bu yavrularımız günün %80'ini, %90'ını kafesin tabanında geçiriyorlar. Hani pisliklerine falan yemesinler diye. Hastalık kapmasınlar diye arkadaşlar. Günlük bunların altı temizleniyor. Evet, dişimiz ne yapıyor şu an ben de anlamış değilim. Gerçi dişiler, benim el alışkın dişim vardı. O da çiftleşmek istediği zaman yatıyordu, örtü üstüne falan örtüyordu. Bu da şimdi aynı şekilde kağıdı üstüne falan almaya çalıştı. Öyle olabilir. Çakalımız yumurta yiyor. Bu arada yavrusu olan takımlarıma yumurta verdim arkadaşlar. Aynı zamanda sultanlarımıza da verdim. Söylemiştim. Yavruların kursaklarında şu an yumurta var zaten. Belli oluyor. Burada dişimiz yuvada gördüğünüz gibi. Ama aklımda şöyle bir şey var arkadaşlar. Buradaki erkeğini şu griye atabilirim. Gri biliyorsunuz hani esnetmiyor. Çok güzel bir huyu var. Güzel bir dişi yakaladık. Erkek şu an biraz durgun, suskun duruyor. Onu deneyebilirim. Ama deneme başlatacağım. Hani olursa kalabilirler. Olmazsa tekrardan kendi erkeğini yanına atmayı düşünüyorum. Büyük ihtimalle bu videodan sonra sizlerle birlikte onu deneriz arkadaşlar. Kremiyolarımız yuvada. Kremiyoların arası gayet güzel. Onları ayırmayı düşünmüyorum. Bunlar da yuvaya girmiş. Bunları da ayırmam. Bunlar da çiftleşirler büyük ihtimalle. Burada albino ile renkli erkeğime eş attım arkadaşlar. Onlar da oldular. Çiftleştiklerini görmedim ama gördüğünüz gibi şu an ikisi de yuvadalar. Rahatsız etmek istemiyorum. İçinize çıkartırdım aslında ama dediğim gibi ellemeyelim şimdi. Çıktığı zaman kendimiz görürüz. Aşağıdaki kuşlarımız zaten takım. Soldakiler. Onları da yeni eş attık. Sizlere söylemiştim. Onlar da çiftleşmişlerdi büyük ihtimalle. Onlardan da güzel yavrular geliyor arkadaşlar. Bu aşağıdakiler eşe attığın zaman direkt çiftleştiler. Dişimiz kuyruk kaldırdı hiç erkek kur yapmadan. Ve direkt çiftleştiler arkadaşlar. Aynı şekilde buradaki erkeğim de öyle oldu. Ve üstteki takımımızda da aynı şekilde oldu arkadaşlar. Çok güzel bir şans tutturduk. Çıktık bakalım. Umarım şansımız böyle yaver gider. Şöyle geniş açıdan da kafeslerimizi göstereyim sizlere. Oturduğum yerden. Gördüğünüz gibi. Evimizdeki sistem bu arkadaşlar. Eve göre kuş fazla mı? Bence fazla. Hani ideal bence şu iki dolaplı kafes yetecek kadar olması lazım. Bundan fazlası ev için fazla arkadaşlar. Açıkça açık söylemek gerekirse. Ama biz kendimizi tutamadık. Ne annem ne ben. Hani sürekli kuşlarla ilgilendiğimiz için daha fazla olmasını istedik ve oldu da. Evet, bunlar yuvadan çıktılar. Görüyorsunuz bayağı bir ilgililer birbirlerine arkadaşlar. Dişimiz erkeğe falan kur yapıyor yanında. Ve şu gri ile yeşil de çiftleşecekler büyük ihtimalle. Onları da izleyelim. Bunlar da dediğim gibi eşe attığın zaman direkt çiftleştiler. Yaklaşık 3 gün oldu arkadaşlar. Bir 4-5 güne kadar bunların çiftleşmesi lazım. Tinekleri sağlam olmamış. Tinek çok önemli kuşlarda çiftleşme için. Biraz daha yukarı çıkartıp şurayı sıkarsam.
Olmadı gerçi. En aşağı indireyim. Tamamdır. Burası bu ayarda kalsın. Dediğim gibi arkadaşlar belki erkeğimizi buradaki dişiye de atabiliriz. Çünkü bunlar çiftleşmediler. Belki diğer erkeğimizle bu dişi çiftleşebilir. Olmazsa bunları deneyelim. Belli olmaz. Bununla da olmazsa arkadaşlar alttaki driyi ile atacağım. Driyle daha önceden atmıştım. Erkek beğenmişti ama driyi korktuğu için yanına yanaş çalıştı. Erkek direkt çökmeye çalıştı. Ve dişimiz korktu haklı olarak. O yüzden dolayı hani uzun zamandır eşe atmadım birazcık unutsun diye. Yaklaşık bir ay oldu unutmuştur herhalde. Onları tekrardan eşe atıp deneyebiliriz. Ama dediğim gibi ilk bunlarda herhangi bir hareket olmadığı için arkadaşlar ilk erkeğinizi buradaki dişiye deneyeceğim. Bunu da buradan söyleyeyim sizlere. Oradaki erkek alınacak. Buraya atılacak. Şunlara bakın nasıl oyun yapıyorlar. Dişimiz şu an sırt üstü yatıyor yerde. Şunun oyununu birazcık izleyelim. Ondan sonra videomuzu bitirelim arkadaşlar. Tekrar yatacak mı bakayım. Çok iyi anlaştılar. Onlar kalsınlar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Yuvaları tekrardan kontrol edeyim. Yavrularımız ne yapıyorlar. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Dediğim gibi yuvalar gece yatmadan önce kontrol edeceğim arkadaşlar tekrardan. Baktım beslemiyor yavruyu ya da dışlamış. Başka bir köşeye koymuş yavruyu. Direkt ayırırım. Başka bir yuvaya kaydırırım yani. Ama yani bakmamazlık yapacaklarını sanmıyorum. Dişlerimiz Allah'a şükürler olsun. Bakıcılıkları çok güzel arkadaşlar. Hemen şuraya da bakalım ve videomuzu bitirelim. Bunlar da direkt altına çekmiş. Bu dişin de bakıcılığı çok güzel. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuza like atarsanız çok mutlu oluruz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.